21-27 Şubat. Değerli takipçilerim, güzel bir ailem. Ben mutfakta devam ediyorum. Pembe pembe, yeşil yeşil, her şey cıvıl cıvıl diyelim. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun sevgili takipçilerim, güzel ailem. Sevgili koçlar, sevgili değerli koçlar, yükseleni Koç burcu olan değerli takipçilerim, abone olmayı, yorum yazmayı, takipte kalmayı asla unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi de öneriyorum. Biz böyle büyüyeceğiz. Aile olmak böyle bir şey. Değerli koçlar, yeni anlaşmalar için çok güzel bir haftayı yaşayacaksınız. Geçtiğimiz haftada yaşadığınız krizler, toparlanamadığınız olaylar bu hafta bizi daha verimli bir haftaya sonuç elde ettirecek. Yerinizle ilgili değil, farklı bir alana taşınmak ya da farklı bir şirkete geçmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız var. Hatta başvurularınızla ilgili olumlu konuşmalar çarşamba ve cuma arasında sizi çok tatmin edecek gözüküyor. Geçmiş iş bulunduğumuz işe veda edip farklı kapılar ve kendi alanımızdaki yaşadığımız krizler için de daha sağlıklı olacak. Çünkü bu bulunduğumuz evrenin alandaki karmaşık insanların yorucu tavırları ve birbirini kayırma noktalarından dolayı siz kendinizi tam istediğiniz kıvama itemiyorsunuz. O yüzden başvurunuz ya da başvurularınız için doğru sonuç alacağımız hafta ve başarımıza başarı katacağımız gözüküyor. Kurumsal ya da kurumsal bir firmaya geçmek istiyorsanız özellikle Mart başı itibariyle şu an başvurularınızı yaparsanız Mart başı itibariyle iş başvurularınızla ilgili çok güzel gelişmeler ve istediğiniz kurumsal firmaya da geçişiniz sağlanacak olarak enerji haritanız haftalık harita gösteriyor. Sevgili koçlar, yalnız sizin için en önemli pürüz şu an uzun soluklu çalıştığınız kurumsal firmanın sizin için artık bir maaşınız, konumunuzla alakalı netliğe kavuşması gerekirken hala askıda duran süreçler sizi çok tedirgin ediyor olabilir. Biraz üst düzey yöneticilerimizle konuşma ve maaşımızla alakalı belirsiz giden, uzun süredir içeride birikmiş olan haklarımızla ilgili de başvuruları bir an önce çözmemiz lazım. Toplantıları alalım, yoksa risk altında olabilirsiniz diyorum. Dedim bile, kurumsalda yükseliş ya da beklenti içerisinde olan sevgili takipçilerim doğru bir zaman yöneticiniz, üst düzey konumunuz, patronunuzla konuşup haklarınızla alakalı çok doğru neticeye erişeceğiniz gözüküyor. Şimdi siz artık bunu gidin konuşun diyorum. Devlette yer değişimi bekleyen, şehir değişimi bekleyen ve uzun süredir bulunduğunuz noktada kendinizi mutsuz hissedenler için biraz daha sabır, biraz daha mücadele. Nisan ayı bu konunuz için daha sağlıklı ve daha hayırlı olacak. Bence Nisan'a kadar bulunduğumuz noktayı doğru noktada götürürsek sevinirim. Ortaklı iş yapanlarda ekonomik olarak kredi çekmek, kredi başvurusu, ödenmesi gereken noktalarla ilgili yaşayacağımız krizleri toparlamak için ve özellikle uzun süredir ortak arayışı ya da ortak ayrılımı kararı içerisindeyseniz doğru bir hafta ama ani reaksiyonlar, ani sinir evreleri yaratmanızı istemiyorum. Bu işimize ve ortaklığımızın daha can sıkıcı noktası söz konusu olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız ve uzun süredir işinizle alakalı yaşadığınız problemleri düzeltmek istiyorsanız biraz daha sizin de temkinli, biraz daha mantıklı ilerlemeniz lazım. Hayal dünyanız ve hızlı kararınız sizin iş kariyerinizle alakalı noktalara zarar verebilir. Biraz mantığını ön plan atmamız bizim için iyi diyorum. Yalnız yurt dışı evraklarınız, vergi ve unutulan bazı pürüzlerimiz var. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve uzun süredir yurt dışı ile ilgili iletişimde olduğunuz toplantılarınız için çok doğru süreç. Mart'ın ilk haftası, bu görüşmeler size Mart'ın ilk haftası itibariyle olumlu süreç getirecek diyorum. Sevgilinizle alakalı bu hafta tartışmalara, bu hafta gerginliklere, böyle hediye tartışmaları söz konusu olabilir. Bir de artık hayatınızdaki insan ailenizle ya da siz ailenizle tanıştırmak istiyor olabilirsiniz. Karşımdaki kişi şu an buna hazır değil. Biraz daha sabırlı olursanız hayat arkadaşınızı gereksiz incitmemeniz gerektiğini söyleyebiliyorum dedim bile. İlişkinizin geri gelmesine ve uzun süredir bu konuda kararsızlıklar içerisindeyseniz artık bu ilişkinin sizinle ilgili bağlantısının bittiğini, yol ayrımı
mı olduğunu kararını verip yeni kısmetlere, yeni arayışlara geçmenizi olumlu görüyorum. Ama yakın dönemde bir ayrılık yaşadıysanız ufak bir mesajlaşma, yüz yüze görüşme, yine bir gerginlik halleri olabilir. Hiç başlamasanız daha sağlıklı olabilir diyorum. Evli çiftlerimizde bu ara gereksiz yaşadığımız olayları çok fazla abartılı şekilde konuşabilir. Birbirimizle konuşma ses tonumuzu yukarı çıkartabiliriz. Biraz evin içerisinde yanlış anlaşılmalardan odalar ayrı noktaya doğru gidebilir. Birbirinizle doğru iletişim kurmanızı, yanlış anlamamanızı öneriyorum. Evin içerisinde özellikle son zamanlarda mutfak sehpası mı deriz? Neydi şimdi bu var ya, mutfağın komple üst alanının değil, mermerin değişmesi gerekiyor ve çok rahatsız olmaya başladınız ve leke tutuyor. İlişkinizle ayrılık noktasında anlaşma evrelerinde biraz daha krizlere açık olmanız lazım. Özellikle hanımlar, haklarını almak için çok büyük bir mücadele vereceksiniz. Aldatılmak, yalanlar, hikayelerle karşı karşıya kaldığınız için artık kırılan kalbimi çok doğru şekilde kazanmak istiyorum diyorsunuz. Evet, kalp sizinle birlikte ama çocuklarınız babalarına ya da çocuklarınız annelerine çok düşkün. Adil olarak incitmeden çocuklarımızın hayatını düzene koymamız gerekiyor. Ev hanımları, bu ara kendinizle ilgili uğraşlar yapmak istiyorsanız, özellikle kendi yeteneklerinizi, el sanatınızı, yüzmeye ihtiyacı olan ev hanımlar, kaslarınız çok genişledi. Artık toparlamanız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle kadın üreme organlarımız ve erkeklerden kaynaklı bazı sağlık problemleri yaşayabilir. Akıntılarımız, bu tarz sıkıntılarımız olabilir. Erkeklerde özellikle sol üst diş rahatsızlıkları ve kaplama altındaki iltihaplar biraz sıkıntı olabilir. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı mümkün olduğu kadar ani kararlar vermeyin. Mümkün olduğu kadar okçuluk kursuna gitmenizi, adaptasyon probleminizi düzeltmeniz lazım. Aşk kalbiniz havada, ruhunuz karada diyorum. Öpüyorum, mutlulukla, sevgiyle, aşkla kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, sevgili takipçilerim, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, değer vermeyi önemseyin lütfen. Yükseleni boğa burcu olan takipçilerim, güzel bir takip. Mart ayının geldiği kedilerin dışarıdaki seslerinden belli. Hadi bakalım kediler çoğalacak diyorum. Sevgili boğalar, özellikle aile içinizdeki bazı krizler, sağlık problemleri, biraz daha yıpratıcı olaylar ve özellikle kendi sağlığınızla ilgili yaşayacağınız bazı krizler sizi çok fazla işe konsantrasyon yapamama gibi durumlara sebep olabilir. Özellikle de ev içinde çalışan ve hastalıkla mücadele eden değerli boğa burçları, biraz daha sağlığınızla ilgili çarşamba ve perşembe çok rahat bir süreç. Aynı şekilde işinizi de evin içerisine yapıp ruh haliniz çok yorgun ve işime dönmek istiyorum diyorsanız biraz daha vakit var. Özellikle Nisan'a kadar sabırlı olmanız gerekiyor. Kurumsal banka ya da büyük bir firmada ya da ihracat firmasında çalışıyorsanız, işinizle alakalı yönetimin kriz dönemlerini toparlama, iyileştirme ve alandaki insanların tedirginlik noktasını Şubat bitmeden, yani bu 21-27 arasındaki sorunlar toparlanmış ve herkes kendi işinde daha rahat bir güvene erişeceksiniz. Ama ve özellikle de serbest meslek yapan ve çok yoğun tempoda oradan oraya koşturup oradan bunu satmak isteyen, şuradan şuraya geçmek isteyen sevgili boğalar, bu hafta çok kazançlı bir noktanız olacak. Yeni anlaşmalar, yeni toplantılar, yeni görüşeceğiniz insanlarla hem fikir anlamında çok doğru kazançlar, hem de oluşturacağınız birçok yenilik için güzel yollar sizi bekliyor diyorum. Seyahatleriniz, gitmeniz gereken evraklarınızla ilgili bu hafta herhangi bir aksilik yok. Sizin mıy mıy haliniz olabilir. Aman böyle uçak dursa da, aman şu olsa da gitmesem, evimde dinlensem diyeceğimiz bir hafta tadabilirsiniz ama çok yoğun seyahatleriniz ve tamamlanması gereken özellikle yurt dışı ile ilgili süreçlerinizde çok hızlı gelişecek anlaşmalar sizi hem kariyeriniz için hem de eksik olan noktanızı daha iyi tamir edeceksiniz. Bu yolculukta çok büyük ders almış olacaksınız diyorum. Devlet ya da
kurumsalda sabit bir alanda çalışıyorsanız, işinizle ilgili uzun süredir olumsuzlukları düzeltip ve alanda huzur bulmak istiyorum diyenler için biraz daha karışacak, biraz daha ortalık birbirine karışacak, yönetim değişimi, üst değişim, alt müdürünüzün değişimi, biraz sistemi böyle bir kaosa toparlarken Mart 15 artık sistemin tamamıyla düzelip siz de yerinizle ilgili masa değişikliğinizi de gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu da size keyif verecek diyorum. İşsiz olan ve uzun süredir iş problemi yaşayan sevgili boğalar, biraz daha mücadele. Çünkü siz sağlam olmayan, sizin güvende olmanız gereken noktalarla ilgili haberler bekliyorsunuz. Mart 3-4 arasında bu haberler size mutluluk verecek ve enerjinize iyi gelecek diyorum. Kendi işini yapanlarda bu dönem parasal güçlenme, daha kendinizle ilgili imkanları, yeni oluşum, reklam sistemiyle alakalı çok yoğun anlaşmalara giriş yapacaksınız. Özellikle medya sektöründe çalışıyorsanız kazançlarınız ve reklamla ilgili projelerinizde çok güzel gelişimler ve sizi tatmin edecek mutluluk var diyorum. Doğru noktada ilerleyin diyorum. Ortaklı işten ayrım kararı ya da artık buradaki güvensizliğinizle ilgili endişeleriniz varsa, ortağınızda herhangi bir sorun yok. Sizin kendi içinizdeki alanı büyütüp daha güçlenmek istiyorsunuz. Kendi kendinizi kaşıyorsunuz. Şu an bunu yapmanızı uygun görmüyorum. Biraz daha sabır etmeniz önemli diyorum. Şehir değişimi, ev değişimi ya da araç değişimi düşünen boğa burçları için bu hafta kafanıza uygun. Almak ya da satmakla ilgili net oluşumlara doğru ilerleyeceksiniz. Ama ani hatalar yapıp cebiniz bunu biraz daha riske atmamanızı, ekonominize göre hareket etmenizi öneriyorum. Aile içerisine ait mal, toprak, alım, satım, mahkeme ile alakalı biraz gerileme, yani sizin bu noktayla ilgili tarihler ileriye tarihe atılabilir. Biraz bu konuda canınız sıkılabilir ama bilin ki sonu sizin için hayırlı. Sevgilinizle bu hafta güzel konuşmalar, keyifli sohbetler, hatta ilişkiye renk katacak, birbirimize ait mutsuz noktalarımızı tamir edeceğimiz bir hafta. Birbirimizi anlamak için doğru bir hafta. Vakit geçirmek, sohbet etmek, hatalarımızı örtmek, birbirimize ait enerjiyi bulma haftamız diyorum. Sevgilisi olmayan ve hala aşk için yanıyorum diyorsanız, evet, renkli tanıştırmalar, diyaloglar var ama sizin kalp huzurunuzu bulmadan size doğru insan maalesef sunamıyorum bu hafta. Lütfen gözünüzü açın, kısmetleriniz var. Görmeniz önemli, siz görmekten vazgeçtiniz, enerjinizi düzeltin diyorum. Ben uzun süredir sevgilim geri dönsün ve onunla aramdaki bağ düzelsin diyorsanız, evet, sosyal medya, telefon, mesajlaşma, bu tarz diyaloglar söz konusu olacak. Birbirimize tekrar şans verebiliriz ama çok kırıcı geçmiş konuları yapmadığınız sürece ilişkide bir rahatlama söz konusu. Evli çiftler için özellikle şunu demek istiyorum. Eşinizin araçla ilgili ufak tefek kazaları, masraflar çıkabilir. Bu ara onun üstüne bıt bıt etmeyin. Aynı şekilde hanımınızın araç kazaları olur. Onun üstüne bıt bıt yapmayın. Evet, onun dikkatsizlik değil, etrafta çok dikkatsiz sürücü var. Bununla alakalıdır. Bir de bu ara siz eşinizin çok değerli bir gününü unutabilir ve onunla alakalı bazı krizler yaşayabilir, kafanız karışabilir diyorum. Dedim bile. Bu ara yazlık ya da toprak yatırımı bakan o boğa burçları için güzel fırsatlar var. Ve bu fırsatlar size kazanca doğru dönecek. Mutsuz olan ve evliliğinde çözüm arayan ve hala dengeleri oturtamayan boğa burçları, mümkün olduğu kadar geçmişe dahil yaşadığınız krizleri gün yüzüne oturttuğunuz sürece her zaman bu ilişki bitmeye mahkum ve mahkemeyle ilgili sorunlarla ilgili çözemediğiniz ve özellikle para konularınızla ilgili çözemediğiniz risklerden dolayı biraz böyle ağırdan alıyorsunuz. Artık mutsuz bir yuvanın içerisinde büyüyecek çocuklar ileride can yakabilir. Lütfen siz de artık ya mutluluğu seçin ya da ayrılığı seçin diyorum. Sağlık olarak özellikle nefes, hani guatr, bronşlarımız ve orta kulak iltihabımız bu ara çok fazla olabilir. Ve unutmayın, bu ara alerjik sorunlarınız da artabilir. İhmal etmeyin diyorum. Ev hanımları, kendiniz için bu ara en önemli şey evdeki yatak odasındaki bütün gardıroplar ve çocukların dolaplarını düzeltmek istiyorsunuz ama bence abarttınız, yapmayın. Sevgili gençler, eğitim konusunda odaklandığınız nokta doğru ama aşka çok değer verdiğiniz için şu an bu enerji içerisinde değilsiniz. Lütfen, eğitim çok önemli. Mutlu ve huzurlu kalın. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, yükseleni ikizler burcu olan güzel takipçilerim,
Aile olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun değerli takipçilerim. Abone olmayı lütfen lütfen unutmayın diyorum. Paylaşmayı da unutmayın. İkizler Burcu için bu hafta özellikle anlaşmalar, yenilikler için çok güzel fırsatlar size doğru peş peşe gelecek fırsatlar var. Mümkün olduğu kadar görüşmelerde bu ara kafa dağınıklığınız olabilir. Giyim kuşama çok fazla önem vermeyebilirsiniz. Bakım döneminiz gelmiş olabilir, erteliyor olabilirsiniz. Bu hafta çok şık olmanızı, enerjinizin sizin için etraftaki insanların bu enerjiyi alması gereken bir hafta. Çünkü başarınız buna bağlı, konumunuz buna bağlı, hareketleriniz buna bağlı. Bu pazardan itibaren yani 20 Şubat pazar günden itibaren bakımımızı yapıyoruz. 21-25'ine kadar çok yoğun tempolar ve işimizdeki hedeflendiğimiz noktanın yıldızını parlatacağız ama enerjimizi yüksek, avramızı yüksek tutuyoruz güzel takipçilerim. Kurumsal bir firmada farklı alan bekleyenler için evet buradaki üst düzey ve yönetiminle alakalı bazı karışıklıklar yok. Yeni bir yere taşınmak, yeni bir sistem oluşturmak, daha genişletmek istediğimiz fikirlerimiz var. O yüzden kimsenin kimseyle uğraştığı yok. Grupsal toplantılar yapacağınız oluşumlar o kadar güzel hareketli ve yoğun geçecek ki bu hafta. Hatta ben burada uzun süredir çalışıyor muyum? Ne oldu buraya diye şüpheleriniz olabilir. Burası zeminini daha büyütmek, daha büyük planları var. O yüzden siz de bu planlar içerisindesiniz. Mümkün olduğu kadar yabancı dil eksikliğiniz ya da tamamlamanız gereken süreçlerinizle ilgili bunları da hani eğitim ya da dil eğitiminiz ya da bulunduğunuz işinizle ilgili yarım gördüğünüz şeyleri tamamlamanız sizin için daha hayırlı. Devlet ya da kurumsalla ilgili haber bekleyen ve uzun süredir işsiz olan takipçilerim, evet bu kapılarınız var ama ben Şubat bu hafta demiyorum. Yani Mart ve Nisan'a kadar bu kapılarla ilgili güzel anlaşmalarınız söz konusu olacak. Sadece siz çok umutsuz bir vakasınız. Hayır, elime ne atıyorsam kuruyor, şunu topluyorum olmuyor, bunu yapıyorum olmuyor, şunu alıyorum çürüyor. Öyle bir dünya yok. Nefes alıyorsanız Rabbim size yaşamayı nasip etmiştir. Rica ediyorum günün ve güzelliğin Rabbin özelliğini bilin. Rabbim o kapıları size açacak diyorum. Özellikle son zamanlarda eğitimini yüksek lisan, doçentlik alanında başarı sağlamak isteyen ikizler için yurt dışı ile ilgili başvurular yapmak istediğiniz yeni fikirler varsa mümkün olduğu kadar yapın. Bu kapılarda da fırsat ve doğru çağrama, doğru kapıları hakim olacaksınız. Ortaklı iş düşünen yakın dostunuzla yapacağınız projeleri hayata geçirmek için yavaş yavaş adım ve bu projeyi hayata canlandırmanız lazım. Çünkü işinizde hedeflediğiniz başarıya doğru gidiyorsunuz. Hem o iş hem o bir tarafın altyapısını otur, ikisini idare et, belli bir süre sonra goy goy yaparız diyorum. Yani doğru kapınıza, kendi markanıza gidersiniz. Kendi işiyle ilgili biraz parasal krizi yaşayan bazı ikizler yeri devretmek, farklı bir alana çevirme gibi ve destek bekleyerek bu alanı başka bir boyuta geçirmek istiyorsunuz ama zaten bazı kriz ve hatalar yaptınız. Şu an ya devredin ya da sakinlikle bu noktanızı koruyun. Çünkü yine kredi, yine borç, yine borçlarla ilgili evdeki kişilerin kaosa sebep olmasına sebep oluyorsunuz. Biraz daha mantıklı ilerlemek, biraz daha projeler ve mantığımız doğrultusunda ilerlediğimizde risklerimiz yavaşlayacak diyorum. Sevgilinizle ilgili bu dönem sizin ağır konuşmalarınız, patavatsız konuşmalarınız ve karşı tarafı yok saymanızdan kaynaklanan bir tribal gibi durum olsa da karşı tarafa bu davranışınız ilişkiyi yıpratıyor ve üzüyor. Ya karar ver ya da artık doğru konuş, yoluna bak. Çünkü karşı taraf artık bu konuda depresyonda. Evlilik düşünen ve uzun süredir ilişkinize bu konuyla ilgili bazı gerçekleri söylemeye cesareti olmayan ikizler artık bu hafta bu açıklamayı yapmış ve bununla ilgili aileler ya da yakın dostlarınızla tanıştırma evresi başlangıcı olacak diyorum. Nişanlanan ve düğün tarihi belirleyemeyen ikizler bu hafta bunun çözümünü ve aileler arasında düğünü, tarihi, her şeyi belirlemiş olacağız. Hatta ev konusuyla ilgili de özellikle annesine yakın olmak isteyecek hanımlar, onların kalbini kırmayın. Anne tarafı, kaynanızın tarafına yakın olun diyorum. Evli çiftlerimiz bu dönem
kendi yatırımınız ya da yapacağınız yatırımla ilgili çok büyük bir konuşmalar ev içerisinde olacak. Destek alacağınız, borç isteyeceğiniz ya da aileden gelecek destekle birlikte hayalinizdeki evle ilgili, altyapıyla ilgili başlangıçlarımız olacak. Yalnız bu ara karı koca hayatımızda fazlasıyla dışarı ve para konuları çok fazla ön planda düşündüğünüz için birbirinize ait mesafe çok uzak kalmış. Biraz ruhunuzu heyecanlandırın. İlişki sanki 1950 kuşağı, 1930 kuşağında kalmış. Biraz renk, biraz heyecan bu ilişkiyi daha güçlendirecek diyorum. Sevgili ikizler, benim boşanma davam bir türlü sonuçlanmadı diyenler. Evet, bu dönem bu avukatınız ya da hakiminiz ya da bir an önce bu başvurularınızla ilgili eksik evranınız neyse tamamlayın. Yoksa boşanma davanız uzayacak. Ve iş yerinde birine aşık olan ya da birilerine aşık olan ikizler, karşı tarafında size karşı ılıman bir enerjisi var. Hadi bakalım, böyle güzel bir enerji size iyi gelecek. Ev hanımları, özellikle ailenizin bazı miras konuları, özellikle kardeş, kız kardeş konularımızla ilgili yaşayacağımız problemlere açık olalım. Ve son zamanlarda da banyonuzla alakalı elektrik giderlerinde sıkıntı olabilir ya da fön makinenizle ilgili arıza olabilir. Dikkat diyorum. Sevgili gençler, sevdiğiniz her şey sizin olsun ama sizin bu ara iletişim mühendisliği, bu tarz eğitim düşünceleriniz varsa başarı görüyorum. Biraz spor, biraz yeme evreniz çok fazlalaşmış. Bu psikolojimizi düzeltelim. Bir de aklınıza takılan ilişkinizde görüşme var diyorum. Hoşça kalın. Aa, sağlık, unuttum, çok özür diliyorum. Sağlığı hemen şöyle bakıyorum. Özellikle sevgili ikizler, sağlık olarak boyun düzleşmeniz, sırt ağrınız ve boyun fıtığınız ve özellikle arka kulak ya da şuralarda ciddi egzama kaşıntılarınız olabilir. Dikkat. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, değerli takipçilerim, yükseleni yengeç burcu olan güzel aile. Abone ve yorum yapmayı, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone mutlaka olun, sevgiyle kalın diyorum. Sevgili yengeçler, özellikle bu ara kadınlarla ilgili tartışmalar, bulunduğunuz iş yerinizde yöneticiniz kadın, bulunduğunuz alan çok fazla kadınlarla iletişim içerisinde olabilir. Bakışınız, davranışınız, alaycı tavrınız belki etrafınızdaki insanları rahatsız edebilir ve insanları eleştiren yönünüz ve sert bakışınız biraz yanlış anlaşılmaları sebep olabilir. Bu hafta konuşma uslubumuz, diyaloğumuz, her şeyden önemlisi kadınlar olan bir lakayt evreniz, kadınsanız bile bu davranışlardan, dedikodulardan uzak durun. Hani sap döner, kesap döner, bir gün gelir hesap size geri döner. Aman dikkat ediyoruz değerli takipçilerim. İşinizle ilgili istifa, işten çıkartılma, yaşadığınız alanda bazı kaoslar sizin de kırmızı sinyaller veriyor. Mümkün olduğu kadar iş arıyorsanız ve bulunduğunuz noktanın bu tarz haberlerini aldıysanız, mümkün olduğu kadar iş arayışlarınıza bir an önce hızlandırmanız gerekiyor. Yoksa hadi size bay bay denilecek sevgili yengeçler. Yer değişimi ya da farklı bir alana geçmek istiyorsanız bulunduğunuz şirkette, bununla ilgili şu an size yer yok. Siz yerinizle ilgili noktada ne kadar sağlam kalabilirim ona bakın diyorum. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız, şirketinizle ilgili bazı çıkacak dedikodular ya da bazı patronlarınızla ilgili duyacağınız bazı dedikodular biraz hem keyifli hem de stresli olabilir. Sır tutmayı bilin, yoksa o sır tutmazsanız size gerçekten sıkıntı verebilir. Şirketinizin patronlarınızın en büyüğü, yani baba ya da şirketinizin 70-80 yaşında bir patronunuz ya da yöneticiniz varsa sağlık sorunları riski olarak gözüküyor ve buraya o beyefendi ya da kadın ya da erkekten kaynaklı başka birileri onun adına geliş yapacak. Gelecek kişiyle biraz uyumsuzluklar, krizler yaşanabilir ya da gelmiş kişiyle krizlere açık olmanızı öneriyorum. Yeni bir yer ya da tayin ya da atama bekleyenler için de aslında bu hafta bunlar için başvurular yapabilir. Doğru evreleri sağlayabilirsiniz değerli takipçilerim, ama sizde bu inanç mı kalmadı? Her sene başvurup her sene evet bu sene doğru sene, hadi başvur, yolun ve gitmek istediğin hayaline ait noktayı belirle. Lütfen belirle. Yurt dışında yaşıyorsanız, Türkiye'ye ya da farklı bir ülkeye geçmek istiyorsanız güzel oluşumlar var. Eğer Türkiye'den yurt dışına geçmek istiyorsanız başvurularınız olumlu şekilde gözüküyor. Vizeniz, pasaportunuz ya da eksik evranınız artık onaylanmış gözüküyor.
korkmanıza gerek yok. Yolunuz, kaderiniz ya da çocuğunuzla ilgili biletiniz ya da neyse vizeniz hazır olarak gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun. Kendi işini yapanlarda kredi borçlanması, bazı borçlarla ilgili krizler, unuttuğunuz bazı sıkıntılar gün yüzüne çıkacak bu hafta. Bunlarla ilgili plan, program, ödeme sistemi yapmanız lazım. Uzun süredir beklediğiniz bir kredide olumsuzluk yaşayabilir. Bir ahbabınızın üstüne kredi çekip bu daha olumlu şekilde sizin sıkıntılarınıza yardımcı olacak diyorum. Ortaklı işlerle ilgili bu dönem daha kazançlarınızın artacağı, daha altyapıyı oturtmak için büyük mücadele, ufak tefek tadilat, dekorasyonluk durumlarımız söz konusu olabilir. Hem bütçeyi yormadan hem de içerinin enerjisini değiştirmemiz gerekiyor. Serbest bir işte çalışıyorsanız bu ara parasal harcamanızla alakalı noktada dikkat edelim. Güzel işler var ama sizin hayalleriniz çok fazla yoğun olduğu için biraz kazancımız ve yaptığımız işler arasında kazanç zarar daha yüksekte gözüküyor. Bilançomuzu düzeltmemizi öneriyorum. Bu ara sınav ya da kariyerinizle alakalı yapmanız gereken süreçler için başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili çok güzel olumluluklar var. Mümkün olduğu kadar başvurularınızı yapın. Sevgili işsiz yengeçler, çok mücadele ettiniz, artık tahammül gücünüz yok ama yakın bir ahbabınızın oğlu ya da eşinden kaynaklı büyük bir destek sizin iş kapınıza yardımcı olacak. Bu ara kurumsal bir firmada görüşmeleriniz varsa olumlu geçecek. Mümkün olduğu kadar hızlı, net ve seri konuşmanızı öneriyorum. Böyle mıy mıy yaparsanız işi kaybedecek gözüküyorsunuz. Sevgilinizle bu ara aranızda yaşayacağınız bazı pürüzler olabilir ama bu pürüzler onun işle alakalı yaşadığı krizler, sizin de maddi olarak yaşadığınız aile içindeki karmaşıklıklardan kaynaklı kendi birbirimizi yanlış anlayabilir. Bir iki gün küs takılabiliriz ama siz adım atın, neden sorun olduğunu öğrenmenizi istiyorum. Sevgilinizin geri dönmesini ya da bu ilişki beni affedecek mi diyorsanız bu hafta kırmızı ışık size de yanıyor. Affetme enerjisi var. Hemen zap diye üstüne zıplamayın. Çünkü karşı taraf sorumluluk almaktan çok fazla korkuyor. O yüzden ilişkinizin adı yok. Sorumluluk problemini düşünmezsen bu ilişki olumlu. Evli çiftlerimiz için bu ara seyahat, hafta sonu ailenizin bir seyahati ya da doğum günü kutlaması, bu tarz yoğun yemek sohbetleri gerçekleşecek. Birbirimize ait güzel kahkahalar, güzel giden evliliğin evresine çocuk taçlandırma kararı verebilir. Aileyi genişletme fikriniz olabilir. Bir de uzun süredir evinizden rahatsızdınız. Taşınmakla ilgili net karar verip ev arayışları enerjiniz ön planda gözüküyor. Boşanmak ya da boşanma mahkemeniz ve ev içerisinde devamlı huzursuzluk, güvensizlik yaşayan çiftler, bu ara böyle sanki bu hatayı anlamış da başka enerjiyi denemişsiniz de evdeki daha kıymetli diye tekrar ilişkiyi birbirimize ait noktaya zorlayabiliriz ama hayatınızdaki kişi kesinlikle sizi istemiyor. Siz değişmeyeceğinizi biliyor. Kalbi onu size karşı kırgın. Yalnız bir ev konusunda bir an önce ayrılmak üzere olduğunuz ya da bir ev konusunun tapusuyla ilgili evrakları halletmeniz lazım. Yoksa devletle ilgili bu tapuyla ilgili sıkıntı yaşayacaksınız. Çözülmezse devletle mahkemelik olabilirsiniz diyorum. Sağlık olarak özellikle alerjik reaksiyonlar, saç, kirpik dökülmeleri ve son zamanlarda da vücutta benler oluşabilir. Mümkün olduğu kadar bir cildiyeciye gitmenizi istiyorum. Sevgili gençler, bu ara aşk enerjiniz çok fazla var. Ruh heyecan arayışı içerisinde, hayırlı olsun. Ev hanımları, sizin yapmanız gereken tek doğru şey kendi eşinizin çok kıymetli olduğunu, onun devamlı vıt vıt değil de devamlı ona istekler sunup devamlı para şikayetini bırakıp sen de bu tutumun içerisinde devam etmek istiyorsan sakin kalman gerekiyor. Bir de psikoloğa ihtiyacınız var. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, yükseleni aslan olan güzel takipçilerim, güzel ailem, güzel bir hafta olsun. Değerli aslan burçları, çok fazla teknolojik alanda yeni gelişmeler, yeni oluşacak işler için çok güzel fırsatlar var. Bulunduğunuz noktada hak ettiğiniz, hak edilen kazancınızı çok verimli şekilde alacağınız bir hafta. Yeni bir iş ya da kurumsal bir alanda kendinizi ispatlamak istiyorsanız ve büyük projelerde yer almak istiyorsanız bu hafta mümkün olduğu kadar hızlı, seri ve her noktaya konsantre olacak şekilde olmanız lazım. Güzel bir başarının güzel bir hikayesini başlatacaksınız ve bulunduğunuz noktada hak edilen değer size doğru sunulacak gözüküyor. Yeni bir iş başvurunuz varsa hala çözülmeyen
evraklarınızla ilgili aksi giden her şeyin çarşamba ve perşembe cumaya kadar çözmüş olacaksınız ve yeni işiniz şimdiden hayırlı olsun. Size bu iş gerçekten mutluluk verecek diyorum. Kurumsal ya da devlet bir alanda savcı, hakim, polis fark etmiyor, banka görevlisi olabilirsiniz. Ani yer değişimleri, ani beklenmedik oluşumlar, masa değişimleri sizi şaşırtsa da doğru noktaya doğru gideceksiniz. Korkup endişe etmenize hiç gerek yok diyorum. Bu ara hastanede çalışan ve hastane değiştirmek isteyen sağlık sektöründeki personellerimiz için güzel değişimler var. Hatta uzun süredir de istediğiniz bölüm ya da istediğiniz oluşum açık olacak. Şimdiden iyi yolculuklar, yolunuz aydınlık olsun. Yurt dışı ve çalışan ve yurt dışı işinde oluşan sevgili aslanlar için farklı yurt dışı teklifleri ya da yapmak istediğiniz projelerle ilgili görüşmeler ve çağrılmalar sizi daha böyle mutlu edecek. Ama sabit bir işte çalışıyorsanız hala burayı bırakma dönemi ve çünkü artık siz burada mutlu değilsiniz diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız da yeni kazançlarla ilgili projeler değil de kendi alanınızı büyütmeniz için fikir alıp ve sabit kafanızda değil de başka fikirlere de adapte olmanızı öneriyorum. Bu ara bilgisayar mühendisliği okuyan, teknoloji bilim mühendisliği okuyan sevgili aslanlar için yurt dışı heyecanı ya da inşaat mühendisi olan yurt dışı ile ilgili bizleriniz ya da o ekonomi mühendisiyseniz yurt dışı ile ilgili evraklarınız size olumlu şekilde gelecek ve istediğiniz ülkenin kapısı sizin için şimdiden hayırlı olsun diyorum, dedim bile. Kendi işinizi büyütmek istiyorsanız da mantığınız ve kuralınız ve sosyal medya ya da e-ticaretle ilgili fikirleriniz varsa bir an önce başlatın. Kazançlı ve keyifli bir süreç olacak. İşsizseniz ve hala iş probleminiz varsa çok yakın geçmiş bir iş dostunuz ya da bir arkadaşınızın iş dostundan gelecek bir teklifi gidip görüşme vakti diyorum. Mesela diyelim ki bekçi olabilirsiniz, bozacı olabilirsiniz, sokakta bozacı. Sebze satabilirsiniz. Kazançlarınızda farklı kazançlar. Bir de uzun süredir beklediğiniz bir parayla ilgili parça parça ödenecekle ilgili konular gündeme gelecek. Ama toplu ödemeyecek zaten. Parça parça al. En azından topluyu siz kendiniz toplarsınız diyorum. Bu ara evinizde ufak tefek kazalar açık gözüküyor ve iş yerinizde de ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Bu ara eşya alımı ya da kıyafet, ayakkabı, ceket bu tarz meraklarınız olabilir. Fazla abartmayın çünkü uzun süredir kredi kartınız ve ödemelerinizle ilgili hep ertelediniz. Risk altında olmanızı istemiyorum diyorum sevgili aslanlar. Bu ara taşınmak ya da farklı bir alana gitmek isteyenler için acele ediyorsunuz. Sabırlı olmanız lazım. Ama bir ev satımı ve satmak istediğin noktanın anahtarını emlakçınızla ilgili sevinç bir kutlama yaşayabilirsiniz. Aracınızla ilgili bakım dönemi, lastikle ilgili sıkıntı ya da araç değiştirmek için böyle bahaneler üretme içerisinde olabilirsiniz. Bence krizi, kendinize kriz yaratmayın diyorum. Şu an idare edin. Sevgilinizle ilgili bu ara uzun süredir kendinize ait noktada görmüyorsunuz ve bu ilişkinin adını koymadığı için terk etme kararı içerisindesiniz. Acele mi ediyorsun? Hayır, çok geç kaldın, terk et. Çünkü o sana, sen terk etmezsen o seni terk edecek, hazırlıklı ol diyorum. Sevgilinizle küsseniz ve barışmak istiyorsanız araya birini devreye sokarak aranızdaki buzlar eriyecek, endişe etmeyin. İş çevrenizde etkilendiğiniz ve hoşunuza giden biri varsa platonik takılıyorsunuz. Gerçekleri gör ve kendine yeni arayış içerisinde görmen, yeni ilişkiye adapte olman gerekiyor. Bu ara ilişkinizde bir mesafe varsa, o farklı bir şehir, siz farklı bir ülkede yaşıyorsanız bu ara onunla yüz yüze görüşmek size mutluluk verecek. Hatta güzel planlar içerisinde de olacaksınız. Evli çiftlerimiz için kendinize ait alanı genişletmek, yeni bir eve, yeni bir eşyaya, yeni bir oluşum içerisindesiniz. Özellikle de televizyon ya da bilgisayar konularımız daha ön planda. Evde çocuklar için yeni bir oluşum yaratacaksınız. Bu oluşum da hayırlı olacak diyorum. Yalnız ilişkinizle ilgili ite kaka giden ve hala çözülmeyen bu ilişki tekrar bir aşka dönüşüyor. Ve bu ilişki bitti derken tekrar birbirinize alevlenme evresi var. Bu fırsat size mutluluk getirecek. Hatta çocuk düşünüyorsanız da şimdiden hayırlı olsun. Uzun süredir boşanma mahkemenizle alakalı noktada artık boşanmak
net sizin elinizde, istekler de sizin elinizde. Evi de aldınız, hadi hayırlı olsun diyorum. Bir de prim ya da iş mahkemenizle ilgili bir evrakta gecikme varsa bu hafta onunla ilgili çağrılabilir, bununla ilgili masaya yatırılabilir. Bilginiz olsun. Sevgili gençler, duygusal yönünüze önem veriyorsunuz ama hayallerinize kavuşacaksınız ve üniversite yurt dışında okumak istiyorsanız bunun için çok mücadele, yolunuz aydınlık diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara evde bardak çanak kırımlarından, evde mutfak, tabak, her şey kendini yenileyeceksin. Yani tabak, çaydanlık, birçok tencere, böyle şeyler hayalin var. Yalnız karı koca hayatınızın yatak hayatınızı düzeltmeniz lazım. Biraz daha eşinize özen göstermeniz gerekiyor. Eşinizin iş probleminden dolayı da bazı krizleri var. Biraz onu sakinleştirmemiz lazım. Çalışmak isteyen ve hala iş bulamayan ev hanımları için güzel diyaloglar söz konusu olacak. Hatta ufak kendinize iş kurabilirsiniz diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken tek şey mide ve uyku apneniz ve bağırsak enfeksiyonlarımız. Biraz riskli gözüküyor. İhmal etmeyin. Uzun süredir bir check-up yapmadınız sevgili aslanlar. Haydi check-up sırası. Mutlu kalın. Sevgili başaklar, yükseleni Başak Burcu olan güzel takipçilerim, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, benle olmayı, beni tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz hepimiz bir aileyiz. Sevgili başaklar, bu ara alerjik, sinirsel siyatikleriniz tutabilir. Ani kramplar girebilir. Sinirsel evrede ani ses çıkartma evreniz olabilir. Bu hafta sinirlerimizi kontrol edeceğiz. Çünkü işimizle ilgili çok yoğun koşturmalar, yeni oluşturulması gereken işlerle ilgili yeni görevleriniz var. Yani bu sinirle nasıl yaparsınız bilmiyorum ama bir güzel nefes alarak, vererek bu haftayı güzellikle geçireceğinize inanıyorum. Özellikle salı ve çarşamba toplantılar, evraklar, iletişimle alakalı çok yoğun süreç olacağı için hata yapmanızı önermiyorum. Çünkü üst düzeyiniz size çok güveniyor. Hata yaptırdığınız takdirde eksi puan alacaksınız. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kurumsal bir firmada devlet alanına geçmek istiyorsanız şu an için imkansız, yerinizi kollamanızı, yerinizi kaybetmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Uzun süredir iş probleminiz varsa, hala çözemediğiniz ve haksız şekilde yerinizin değişmesini bekliyorsanız başvuru ve mail atmanız lazım. Yoksa burada unutulmuş kaptan gibisiniz, denizin ortasında kalmışsınız. Bir sene daha böyle gidersiniz, artık mailinizi atın. Kendinizle ilgili yaşadığınız olayları anlatmanız lazım. İşsizseniz ve hala iş konularınızla ilgili toparlanamadığınız noktalar için güzel fırsatlar, güzel kapılar var. Hatta küçük bir atölyede ya da küçük bir ofis alanında iş kapınız şimdiden hayırlı olsun. Bu ara hukukçu başaklar, mesela avukatsanız hakim ya da savcı olmaya karar verdiyseniz bununla ilgili başarılarınız var. Mümkün olduğu kadar konsantrasyonunuzu oturtmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, devletten başka bir şehre görev için gitmek istiyorsanız ve ailenizin yanına gitmek istiyorsanız başvurularınızı yapın. Fırsat var. Bu fırsat size gülecek gibi gözüküyor. Hiç gecikmenize gerek yok diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu hafta biraz işlerde durgunluk olabilir, canınız sıkılabilir ama umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Çünkü siz işinizde başarılısınız. Sadece yaşanan bazı ekonomik krizler sizin işlerinizi etkilemiş olabilir. Ama burayı kapatmaya ya da endişe edip depresyona girmenize hiç gerek yok. Yeni yeni mucit küçük küçük şeylerle kendi enerjinizi düzeltebilirsiniz. Ortaklı işiniz ve ortaklı işlerle alakalı ödemelerle ilgili kriz yaşayabilir ve bunlarla ilgili bazı insanlarla tartışabilir. Hatta çekimiz ya da evrağımız bir anda yazılabilir. Lütfen mümkün olduğu kadar bu hafta hiçbir harcama yapmayın. Çek, senet, ıvır zıvırınız neyse bunları kapatmanız lazım. Risk altında olabilirsiniz diyorum. Dedim bile. Serbest meslekte çalışıyorsanız emlak piyasası, satış piyasası, ekonomi piyasasında bu ara ufak ufak hareketler ve bazı primler size mutluluk verecek. Primlerin tadını çıkartın sevgili başaklar. İlişkinizi bekleyip kalbim acıyor benim, artık Müslüm Gürses gibi oldum diyorsanız ondan bir mesaj var. Hadi gözünüz aydın ama onun sizin hayatınızda yeri yok. O mesaja kanıp da tekrar inanıp onu beklemek sizi canınızı yakabilir.
Bu ara böyle adını koyamadığım, görüştüğünüz bir insanla ilişki daha netliğe kavuşacak ve sizi mutlu edecek enerjiler var. Hem geçmiş hem şu adını koyamadığım ilişki arasında kalmak çok zor ama o sizin tatmin ruhunuz. Geçmişi kapattığında bu ilişki sana keyif verecek diyorum. Ailenize ait çözülmesi gereken ufak tefek miras konuları ve evraklarla ilgili çözülmesi gereken noktalarımız var. Bir de yaşça olgun bir hastamız olabilir. Biraz can sıkıcı olabilir. Buna da hazırlıklı olalım diyorum. Dedim bile. Bu ara sizi beğenen, sizinle ilgilenen, ben ilişkiye hazır değilim, bu ilişki benim bir yürütemem diyorsanız gözünüzü kapatın. O ilişki hem sizi evliliğe götürür hem de mutluluğu tattırır. Artık cesaretinizi toparlayın diyorum. Evli çiftlerimiz için yaşadığınız kırgınlıklardan çok eşinizin ailesi ya da sizin aileniz evliliğinizle ilgili her şeyi sorun yaratıyor. Siz bir türlü karı koca olamadınız. Mümkün olduğu kadar dışarıdaki eksenleri bir atsanız da kendi ekseninizde olsanız daha mutlu bir evliliğiniz söz konusu olabilir. Bu ara sevgili başaklar, kadınlar, çocuklarınıza sert konuşmalar ve kurallarınız çok sert gidiyor. Sizin ev askeri değil. Mümkün olduğu kadar motivasyonunu çocuklarınızın arttırmanız lazım. Arttırmadığınız takdirde çocuklarda bir başarısızlık var. Bu da sizin yüzünüzden olacak. Dikkatli olun. Eşinizin iş değişimi ve beklediğiniz konularla ilgili bu ara masada devamlı bu konuşmalar söz konusu olacak ama Mart ortası bu mutluluğu tadabilirsin. Şu an konuşun konuşun durun diyorum. Evinizle ilgili ufak tefek tadilat konularımız var. Koltuk değişimi niyeti olan sevgili başaklar, koltuklarınız değişik değil, şimdiden değilsin. Bu ara perdeye takmış başaklar var. Şu perdeyi şu renk mi yapsak mı? Ne gerek var ki? Daha yeni yaptım. Ne gerek var diyorum ve hayır diyorum. Dedim bile. Boşanma arifesinde konuşur gibi oluyoruz ama bir türlü cesaret edemeyenler artık ilişkiyle ilgili cesaret ve ilişki terapisti ihtiyacınız var ve uzun soluklu boşanmayı bir türlü çözemediğiniz için hayatınıza adapte olamıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar anlaşmaya doğru bir an önce masaya yatırın. Yoksa bu boşanma habire uzar gider, hakkınız ziyan olur. Bu ara kardeşlerinize kırgın olabilir, küskünlüklerinizi ifade edebilir ve hatalarını söylemek biraz onların ağrına gidebilir. Gereksiz atışmalar yaşayabilirsiniz. Boş, evet, tatlı tatlı söyleyin, sert söylemeyin diyorum. Ev hanımları. Ve ev hanımları sizin kadar zeki ve başarılı başak kadınların evde olmasına karşın git kozmik enerji al, git astroloji eğitimi al, git spiritüel danışmanlık al, yaşam koçu al ama evde çürüme ve abidik gubidik şeylere devamlı yemek modundan çık. Gerekiyorsa el hamaratın çok güzel, kendine küçük bir ev yemek Instagram sayfası aç, rengini değiştir diyor. Sevgili gençler, bu ara aşk enerjiniz çok yüksek. Yani kariyer hayatınız daha ön planda. Lütfen lise ya da üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için sadece eğitiminize odaklanın. Hedefleriniz yüksek. Özellikle estetik ve cerrah olmak isteyen başaklar, bu sene başarılısınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Sağlık olarak dediğim gibi siyatikler, ağrılar söz konusu olabilir ve özellikle bel ve boyun fıtığımız biraz daha bu hafta ve nefes almada zorluklar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Mutlu kalın. Sevgili teraziler ve yükseleni terazi burcu olan değerli takipçilerim, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, benle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Aile paylaştıkça güzeldir diyorum. Sevgili teraziler, bu ara yasal konularınız, işinizle alakalı yasal süreçler, evraklar, özellikle insan kaynaklarında çalışıyorsanız bu dönem işten çıkartılmalarla ilgili çok fazla krizler ön planda olabilir. Bunun verdiği gerginlik ve sevdiğiniz insanlardan ayrılmak sizi biraz yıpratabilir. Bu biraz hüsran yaratabilir diyorum. Ve hatta ben buranın gergin halinden iş arama niyetiniz olabilir. Hadi iş başvurusu yap, biz daha başarılı ve daha keyifli nokta sizin için olumlu gözüküyor. Çünkü siz burada ne olacağı belirsizlikten aslında yeriniz iyi ama ne olacağı belirsiz dediğiniz için tedirginlikleriniz var. Özellikle yurt dışı işi arayanlar için güzel fırsatlar var, değerlendirebilirsiniz diyorum. Kurumsal ya da devlette çalışanlarda kendinizle ilgili korkularınız, kaygılarınız çok fazla var ve burası artık konum değiştirmeniz gerekiyor, mertebe değişmesi lazım ama hala bekletilmekten bunaldığınız için bir şey de yapamıyorsunuz. Biraz eğitime, biraz daha dil eğitiminizi ön planda tutup kariyerinizle alakalı da yarım bıraktığınız eğitimleri tamamlarsanız şuradaki noktayı geçici böyle idare edelim. Acele etmenize gerek yok. Şu an sizi işten çıkartan ya da size zarar veren yok diyorum. İşsiz
olan ve uzun süredir iş mahkemeniz, iş iadesi bekliyorsanız biraz daha bekleyeceksiniz ama bir iş başvurunuzu yapın. Bu hafta iş başvurusu ile ilgili sizin kafanız uyacak bir iş noktası var. Buraya konsantre olursanız o kapı sizin için hayırlı. Ailenizde ceza almış ya da mahkeme ile alakalı kriz yaşayan bazı terazilerin mahkemelerinde uzatılma, cezai noktalarda uzatılmalar söz konusu olabilir. Biraz ailede bu tarz hüzünler yaşanabiliyorum. Evet, unuttuğunuz, ödemediğiniz bazı krizler de var. Vergi borcunuz, emlak borcunuz, araç borcunuz ya da geçmiş bir cep telefonu borcunuz ya da taksitinizle ilgili uyarı alabilirsiniz. Bu ara bunları da kontrol etmenizi öneriyorum diyorum. Ortaklı iş yapıyorsanız ailenizle, kardeşinizle ya da yakın çevrenizle burada güzel keyifli kazançlar. Size kazanç değil de kalabalığın verdiği keyif arası, ama bu hafta kazancınızda biraz azalma olsa da etrafın enerjisi sizin kazancınızı çok fazla dert etmeyeceksiniz. Ama o bir hafta daha yoğun, daha yeni projeler, yeni oluşumlar yaratarak iş alanımızı büyütecek olarak gözüküyoruz sevgili teraziler. Ortaklı iş yapıyorsanız, ortaklı konuda iki ortaklıysanız üç ortak, üç ortaklıysanız dört ortak şeklinde devam edecek nokta, ama özellikle yurt dışı ya da şehir dışına işinize yaymak istiyorsanız yeni projeler, yeni oluşumlar, bununla ilgili altyapılar kararı oluşturacaksınız ve yükseliş ya da gerçekten işinizde iyi adımlar size kazanç sağlayacak gözüküyor. Sizde de şirket araba verebilir ya da arabanızı değiştirebilirsiniz. Arabayla ilgili fikirler gün içerisinde sizi bu hafta devamlı meşgul edecek. Karar vermek sizin elinizde diyorum. Bir de yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak, vize konularınızla ilgili aksilikler varsa bu hafta gecikmeler söz konusu olacak. Ama mesela 2 Şubat, 2 Mart, 3 Mart arasında bu konularımız daha rahat bir noktaya erişmiş olacak sevgili teraziler. Aşk konusunda beklemeye devam etmekten çok sıkıldın, artık canın acıyor, ya yeni kısmet ya eskisi gelsin diyorsunuz. Şu an ikisi de yok. Sakin olacaksın, sabırlı olacaksın diyorum. Bir de bu ara evlilik kararı veren ve aileleri bir türlü ailelerin uyumsuzluğu yüzünden sizin evlilik tarihiniz geçiken teraziler, bu hafta biraz daha tartışmalar alevli olabilir, biraz incinebilirsiniz, biraz can sıkıcı olaylara hazırlıklı olun, ama siz kalbinizdeki sizi seviyor, o da sen de onu seviyorsun, bu mücadeleye devam diyorum. Yalnız siz apar topar evlilik yapıp aileyi kırabilirsiniz. Lütfen aile gönlü almadan evlilik yapmayın diyorum. İş yerinizle ilgili ya da mesela iş yerinizin karşısında aynı sektörde bir insan size adım atacak. Mühendis kafası olabilir. Bir an önce ona gözünü aç ve bu senin evlilik yapacağın insan olabilir. Etrafını bir göz kulak ol diyorum. Böyle bakma. Biraz genişlet. Enerjini düzelt. Evli çiftlerimiz için bu ara gerçekten güzel bir hafta. Kutlamalarınız, güzel eğlenceler, ailemizle ilgili güzel tatil planları, özellikle eşinizin ailesinden gelecek biraz miras konuları, para desteği biraz hanemizi rahatlatacak. Özellikle de sizin kendi ailenizle ilgili de çözülmesi gereken bir tapu ya da evrakla ilgili de çok olumlu süreç ve çocuklarımızla ilgili de özellikle yatak odası, onların nevresimleri, onların kıyafetleriyle ilgili bol bol alışveriş yapacağımız bir hafta gözüküyor. Boşanmak uzun soluklu süren çiftler, artık ne olacaksa olsun ya boşanayım ya da bitsin diyorsunuz. Biraz daha boşanmanız için zaman var diyorum. Ama sevgili teraziler, bu ara çocuk tedavisi düşünüyorsunuz, yapmak istiyorsunuz, korkularınız varsa yapın. Rabbim öyle bir enerji haritada gösteriyor. Hadi bunu denemenizi öneriyorum. Önerdim bile. Bu ara altın merakı olabilir, takı merakı olabilir. Ama şöyle söyleyeceğim, ya da altın borcunuz ya da takı borcunuz varsa bu insanlar isteyebilir. Buna da hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Önerdim bile. Sevgili gençler, kariyeriniz için çok güzel atılımlar ve yapacağınız kurs, dershane sizin lise ya da üniversite sınavınız için güç kazandıracak. Ama alaycı ve gergin tavırlarınız biraz daha ciddiyete almanız lazım. Çünkü kalbinizdeki duygusallık biraz eğitiminizi geride tutuyor. Duygusallığı geride, eğitimi öne al. Ev hanımları, yapmanız gereken tek şey çocuklarımızla güzel bir hafta sonu, eşimizle uzun süredir sevginizi söylemiyorsanız artık ona duygusallığınızı ve şüphenizden çıkın. Eşinizin ailesine de takmayı bırakın. Kocanızın zaten iş stresi var, bir de sen stres yapmayı bırak. Sakin ol, o seni seviyor çünkü. Sevgi ve mutlulukla kalın. Aa, sağlık, unuttum. Hemen sağlıkla ilgili şöyle demişim. Diz
kemik erimesi, kemik kayması, dizlerle ilgili sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Son zamanlarda da yediğimiz gıdalarda gaz problemi yaratıyor olabilir. Düzenli yemek yiyin. Sevgili akrepler, yükseleni akrep burcu olan sevgili takipçilerim, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Güzel bir hafta, ışık hızında güzel bir hafta geçsin. Sevgili akrepler, özellikle sizin kendi baba soyunuz, yani baba, dayı, pardon, amca, hala, kuzen, bu tarzlarla bazı miras tartışmaları, ev içerisinde konuşmalar, sözlü konuşmalar biraz sert geçebilir. O da arsa bizim, yok o ev bizim, yok üçüncü kattaki çözülmemiş konular gündemimize gelebilir. Biraz sert konuşmalar, biraz gergin konuşmalar olsa da mücadele etmeye devam. Eğer onların eline kalırsanız hiçbir şey alamazsınız, onu söyleyeyim. Mücadele her zaman hakkı kazandırır. Eğer sessiz kalırsanız hakkı kaybedersiniz. Bu hafta bunlara dikkate alalım. İş konularınızla ilgili iş yerinizin taşınma, iş yerinizin değişme ya da komple eşyaların yenilenmeden kaynaklı biraz tempolu, biraz evrak, biraz kayıplarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar dosyalarımızı, evraklarımızı, bilgisayarımızı yanımızda taşıyalım. Risk altında olmayın. Ve iş yerinizin büyütmek ve yeni bir alan, iş yerinizin büyümesi ve yeni oluşumlar hem sizin yerinizde kalıcı olmanızı hem de pürüzlerin daha rahat bir şekilde atlatacağını göreceksiniz. Sadece şey var, yeni yere konsantre olabilir miyim, yapabilir miyim, buraya çok alışmıştım, masa arkadaşlarım, aynı arkadaşlarla gidiyorsunuz, yabancı kimse yok, ekstra gelecek insanlar var ama ekibimiz aynı olarak gözüküyor. O yüzden kafanızda kurmayı bırakın. Kendi alanınızda yer değişimi, kurumsal ya da devlet, ya özellikle kurumsalda çalışıyorsanız yer başvurunuzla ilgili, yöneticinizle konuşmalarınızla ilgili olumlu cevap almanıza rağmen hala yeriniz değişmesi ise bu hafta bununla ilgili güzel konuşmalar, sizi mutlu edecek ifadeler ve siz bu noktada gerçekten masanız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Devlette çalışıyorsanız işinizle ilgili çok yoğun evraklar, koşturmalar, onu oraya, bunu şuraya, yani bu hafta devamlı hareket halinde olacaksınız. Devlette oraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap. İnanılmaz derece yorulacak. Özellikle de taban problemi yaşayabilirsiniz. Ayakkabıyı sağlıklı kullanın. Özellikle ayaklarınız şişebilir, mantar olabilir, canınız yanabilir. O yüzden ihmal etmeyin diyorum. Kendi işini yapanlar da bu ara kazançlarınızda çok sürpriz gelişmeler, sizi mutlu edecek yeni anlaşmalar ve bulunduğunuz noktanın enerjisini daha iyi hissedeceğiniz ve daha keyifli gideceğiniz nokta olacak. Uzun süredir ödeyemediğiniz borçlarınızla ilgili bu hafta birçok şeyi rahat rahat çözmüş olacaksınız ve derin nefes alacaksınız. İş mahkemesiyle ilgili başvurunuz varsa, işi mahkemeye vereyim mi diyorsanız bu hafta bu başvurularınızı yapın. Çünkü kazanacak gözüküyorsunuz ve haklı gözüküyorsunuz. Ve iş iadesi istiyorsanız da bununla ilgili başvurularınızı yapın. Hak sizin elinizde gözüküyor. Ortaklı iş yapıyorsanız ve ortaklı işlerde krizler, ödemelerde zorluk yaşıyorsanız, kredi konularınız biraz zorlanıyor ve ödemelerde riskler var. Satmaya çalıştığınız bir yer var, satılmadı ve hala diken üstündesiniz. Bu hafta yakın bir dostunuzun size yapacağı iyilik, biraz borçlarınızda rahatlık söz konusu olacak. Biraz daha cesaretinizi toparlayacaksınız. Serbest bir alanda iş yapıyorsanız, ofisiniz varsa, dışarıda işler yapıyorsanız, ufak ufak kazançlar var ama tatmin eden kazançlar için Mart 20-25 arasına ihtiyacınız var. Ama ailede ekonomi olarak her şeyi siz taşıdığınız için artık gücünüz, ruhunuz kalmadı ve hiçbir şeye yetemiyorum, herhalde batıyorum diyorsunuz. Hayır, batma değil de krizlere açık olacağımız bir hafta, sonunu toparlayacağımız bir noktada olacaksınız. Endişe etmeyin. İşsizseniz hala iş probleminiz devam edebilir bu hafta. Sizin de kafanıza uymayan bir yerde olmak istemediğiniz ve başarısızlığa gitmekten korktuğunuz için cesaretiniz yok. Bir adım at. Yolun aydınlık aslında. İlişkinizle ilgili bu ara karar döneminiz. Bitecek mi, kalacak mı kararını vereceksiniz. Çünkü onun sevgisinden şüphe etmeye, tatlı yalanlarından sıkılmaya başladınız. Onun size dürüst olmadığına karar verdiniz. O yüzden sevgide sorgulama haftanız olacak. Eski ilişkim geri döner mi diyorsanız, evet dönmeyecek ama sen o umutla bekliyorsun. O yüzden evet dedim, dönmeyecek, kabul et. Yeni ilişki, yeni kısmetler var ama eskiyi çözmeden yeniye konu. Hayır, artık eski bitti, yandı, kül oldu. Dereye gitti, dere bitti, inek gitti, dağa kaçtı modunda.
Onun hayatında biri var, sen de hayatına biri al. Yoksa bu şekilde sıkıntı. Uzun süredir hiç ilişkisi olmayanlar için yakın arkadaşınızın bir tanıştırması sizi evliliğe doğru götürebilir. Gözünüzü dört açın diyorum. Evli çiftler bu ara birbirinize sohbet ederken para konularınızdan tartışmalar yaşayabilir. İkinizin de biraz pinti yönünden birbirinize şunu sen öde, bunu ben öde diye, bunu ben ödedim, şunu ben aldım. Şöyle. Kendi aranızda para hesaplarına gireceksiniz ve saçma sapan döngülere geçecek. Lütfen kendi içinizde yaşadığınız eve, ilişkinize bu konuda biraz daha saygılı olun. Hayat paylaşmakla güzeldir, hesapla güzel değil. Boşanma fikri olanlarda geri adım atılma söz konusu olacak. Hatta ve hatta bazı akreplerde de araçla ilgili de toprak, yani toprak yatırımı, müstakil ailenizle ilgili halledilmesi gereken topraklarla ilgili çok güzel olumluluklar da yaşayacaksınız. Ama bu anne soyunuza ait, baba soyunuzda krizler var, anne soyunuzda sürprizler var diyorum. Bir de sevgili gençler, eğitimle ilgili neye karar vermek istediğinizi siz de bilmiyorsunuz. Bu hafta böyle düşüneceğim, kendimi yenileyeceğim diyorsunuz. İlişkim zaten yok, yalnızlığa alıştım diyorsunuz. Ev hanımları, sevgili ev hanımları, kalorifer borularınız ya da kalorifer giderlerinizle ilgili sıkıntılar olabilir. Kontrol edelim. Bu arada evde eşinize çok ya da siz çok fazla yemek yediğiniz için kalp ve damar sıkıntıları olabilir. Düzenli yemek yemenizi öneriyorum. Sağlık konusunda evet, damarlar, kalp, akciğer, bunlar hassas noktalarınız. Bu ara bol bol vücudunuzu doğru beslemeye doğru itin. Yoksa sıkıntı yaratabilir diyorum. Takipçilerim, güzel ailem, hoşçakalın. Sevgili yaylar, yükseleni yay burcu olan güzel takipçilerim, güzel ailem. Abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Sevgili yaylar, bu ara işlerinizle ilgili çok koşturmalı ve seyahatler, yolculuklar, gideceğiniz yollarla ilgili çok büyük riskler alabilir ve bu riskleri başaracağım derken sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Mantıklı ve sağlığınızı, düzeninizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Toplantı haftanız ve çok yoğun koşturmalı süreciniz olacağı için vitaminlerinizi, doğru beslenmeyi unutmamak lazım. Bu ara yöneticilerinizle kavga edebilir. Onların gergin tavırları yüzünden siz fırça yiyebilirsiniz. Onların üstlerinden fırçalar sırayla hepimizi fırçalayacak şekilde olacak. Yer değişimiyle ilgili de uzun süredir bu noktanın size gerçekten verdiği sözü tutmayacağını düşünüyorsunuz. Biraz daha sabırlı olun. Bu firma size sözünü tutacak. Mesela ilaç sektöründe çalışıyor olabilirsiniz. Hatta bölge müdürünüzle ilgili krizler yaşıyor olabilirsiniz. Ama sizin sorumluluk müdürlüğünüz daha çok fazla artacak ve kendinizi çok doğru şekilde ispatlayacaksınız. Kurumsal bir firmadaysanız ve yer değişimleriyle ilgili fikriniz varsa zaman var, sabırlı olacaksınız. İş arıyorsanız, hala iş problemleriniz devam ediyorsa Nisan'a kadar iş problemlerimiz devam edebilir. Aynı şekilde iş mahkemelerimiz de devam edecek. Nisan ve Mayıs iş iadeniz gözüküyor. O yüzden bekleyenler sabırla beklemeniz gerektiğini söylüyorum. Bu ara spora merak sarabilir. Kafanız çok fazla işte olmayan değerli yaylara söylüyorum. Çünkü yoğun bir hafta, işe kendinizi vermezseniz seyahatleriniz, yolculuklarınız var. Krizlere sebep olabilir. Bu krizler sizin maaşınızdan, priminizden kesintiye uğrayabilir diyorum. Bu ara iş yeri açmak, kendi işini yapmak ve bununla ilgili çabalar harcayan yay burçları için güzel kapılar var. İstediğiniz noktada, istediğiniz şekildeki iş kapınız var. Eğer bu doğru projelenmeye doğru giderseniz burası size kazanç ve marka olmanıza yardımcı olacak. Belki spor hocası olabilir, belki akademisyen olabilirsiniz, belki kitap yazmak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili başlangıçlar size güzel adımlar atmanıza yardımcı olacak diyorum. Evinizde sporcu ya da yüzmeci, yani spor, yüzme, futbol oynayan kim varsa altyapısını güçlendirin. Özellikle kız çocuğunuz sanata meraklıysa onun gelecek hayatı gerçekten sanatçı yönde. Çocuğu yormanızı istemiyorum. Ve matematik öğrenmek zorunda değil. Her çocuk matematik sevmek zorunda da değil. Mümkün olduğu kadar bilsin ama sanatçı ya da sporcuysa onu ona göre yönlendirelim diyorum. Ortaklı iş yapacaklarda ya da yapanlarda ortak tartışmaları ve ortağın ailesi ve ortağın çevresinden kaynaklı her işe burnunu sokmaktan dolayı siz ortaklığı yaşayamıyorsunuz. Ortağınızın çevresini ortaklıktan uzaklaştırırsanız iyi bir ortaklık var. Ama dışarıdaki etkenler ortaklığınızın bitmesine sebep olacak. Mümkün olduğu kadar dikkat edilmeniz gerekiyor diyorum.
Eğer avukatsanız, devlette bir alanda çalışıyorsanız, devlet işinizi bırakıp daha kurumsal ya da kendi işinizi yapmaya karar vermiş olabilirsiniz. Bu dönem bu doğru değil. En azından 2023 ve 2024 sizin için daha sağlıklı olabilir. Şu an böyle bir hata yapmanızı uygun görmüyorum. Yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışı şehir dışına yerleşmek istiyorsanız bununla ilgili karar doğrultusundasınız. Doğru kararınız var. Gidip yerleşebilir ve yolunuz aydınlığa kavuşabilir diyorum. İlişkinizle ilgili uzun süredir ilişkisi olmayan ve evlilik konusunda şanssızım diyen yay burçları için tanıştırmalar, fırsatlar, size gelecek teklifleri gözden geçirin. Çünkü bu dönem tanışacağınız insan sizin kalıcı insanınız gözüküyor. Eski sevgilimle konuşmak, onunla içimdeki duyguları yansıtmak istiyorum diyorsanız aynı duygu karşı tarafında size karşı var. O yüzden artık arayın, enerjiniz bir kendi kendine iyileşsin istiyorum. Evli çiftlerimiz için de bu ara en önemli şey haneye sürpriz var. Haneye ne sürpriz var? Şöyle söyleyeyim, evi büyütebilir, yeni ev alabilir, evinizi satabilir, daha güzel bir eve geçebilirsiniz. Bunun konuşmaları ve bunun arayışları içerisinde olacaksınız ve kalbinize uygun noktaya hakim kılacaksınız. Ekonomik olarak bazı evli çiftlerimizin, yani bazı bölüm evli çiftlerimizin krizleri ve bu krizlerden kaynaklı sorunlar devam ediyor. İşte evet, ev kirası, faturalar, bunlarla ilgili tedirgin olanlarda aileniz ya da yakın bir çevrenizdeki gelecek para sizi bu ay daha rahat bir şekilde geçişinizi sağlayacak. Özellikle eşiniz uzun süre kocanız çalışıyor, eşiniz çalışmıyorsa onun iş kapısı ile ilgili olumlu bir süreç, eve ikinci maaş ve sizi daha çok rahatlatacak olarak gözüküyor. Bu ara dadı arayan, çocuğuna baktırmak isteyen insanlar da bulunma evresi, sizin de iş kapınızla ilgili pürüzlerin çözülme noktası. Özellikle de evde çalışan çiftlerimize sesleniyorum. Evde koca, çocuk ya da eş, çocukları duymak sizi yoruyor olabilir ama siz bu enerjide mutlusunuz ve başarılısınız diyorum. Bu ara gereksiz küskünlük yaşayan bazı yaylara diyorum ki kapris yapmak hoşunuza gidiyor olabilir. Bence kaprisi abartmayın çünkü o da seni, sen de onu seviyorsun. Sevgili gençler, eğitim sizin en önemli kutsal göreviniz. Tabii ki Rabbime inanarak yapıyorsunuz. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Sadece akşamları uyku probleminiz var. Kafanızda pireler dönüşü, o pireler uykuya dönsün diyorum. Ev hanımlarına sesleniyorum. Evet, bu ara hijyen ruhunuz. Evin her köşesini, fayansları sile sile parlattınız. Gelen giden de yok. Niye uğraşıyorsunuz bu kadar? Niye evin enerjisini çamaşır suyuyla dolduruyorsunuz? Anlamış değilim. Sağlık olarak diş problemi, burun akıntısı, geniz probleminiz olabilir ve burada ufak bir operasyonunuz olabilir. Dikkatli olun, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili oğlaklar, yükseleni Oğlak burcu olan güzel takipçilerim, sevgili ailem, güzel bir hafta geçsin diyorum. Yalnız gerçekten konuşmalar çok yüksek sesli olacak. Bu ara tartışmalara çok açık olacağımız, hatalardan kaynaklı krizler yaşanabilir iş yerinizde. O yüzden bu hafta hem kendinizi bu konuya hazırlayın, hem de işinizle ilgili çok yoğun süreçler sizi bekliyor. Geçmişe dair sıkıntılı evraklar, gündeme gelecek insanlarla toplantılar, vazgeçmeler, tekrar anlaşmalar, böyle bir karışık bir hafta. Bunu toparladığınız takdirde de hafta sonu gerçekten derin nefes alıp dinlenmeye ihtiyacınız olacağı bir hafta gözüküyor. Yeni projelerde de yer almak istiyorsunuz ama buranın aksiliklerini düzeltmeniz lazım. İlk önce buradaki pürüzler çözülecek. Yeni projeler zaten size verilecek. Endişe etmenize gerek yok. İş probleminiz varsa, hala iş kapıları ile ilgili aksilikler yaşıyorsanız biraz daha düzelmesi için sabır edeceksiniz ve sabit yerinizi korumanızı öneriyorum. Çünkü sizde böyle bir ben gidiyorum havası var, cesaretiniz yok. Ben gidiyorum havası var, cesaretiniz yok. Cesaretsiz kalın, işinize sahip çıkın diyorum. İş mahkemeniz ya da işinizle ilgili mahkeme açmak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Çünkü burada haklarınız uzun süredir yeniyor ve sizi, bulunduğunuz şirkette sizi yoran insanlardan artık nefret ettiniz. En azından psikolojiniz için bu davayı açın, haklarınızı kazanacaksınız diyorum. Kurumsal bir firmada yönetim değişimi olabilir, yönetici değişimi olabilir ya da alt sistemin komple değişimiyle alakalı yoğun bir tempomuz da var. Yani size yansıyacak bir sorun yok ama yer değişimleri biraz kafanızı karıştırabilir. Karıştırmasına gerek yok diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız
ortak büyütmek, ortak almak ve burayı büyütme planlarınız varsa gözünüzü kapatın, ortak alın. Çünkü burası her geçen gün kendi çapında büyümeye, kendi kazancını daha verimli şekilde oturtacak. Sadece siz yapayım mı yapmayayım mı kararsızlığındasınız. Hatta başka bir yere bir şube açayım mı, şunu yapayım mı diyen değerli oğlaklar gözünü kapat, aç. Çünkü çok rızıklı ve bereketli bir dönemdesin diyorum. Özellikle maddi kriz yaşayan sevgili oğlaklar, hala çözemedim. 3-4 yıldır nefes alamıyorum. Hala benim ne malım geldi, ne mirasım geldi, ne sevgilim geldi, ne kocam geldi diyorsanız, yani Mart size çok uğurlu gelecek. Ya bu haftayı atlat, Mart'ın bereketini şimdiden kendine çek. Bakış açını değiştir, enerjini değiştir. Koltuk dokudan elinde örgü örerek hayata bakma, kitap okuyarak bakma. Tabii ki kitap okumak olmaz. Yönünü kaybediyorsun. Yönünü toparlaman lazım. Bir de geçmişe dayalı psikoloji yorgunlukların var. Bir psikiyatrist, yoga, meditasyon senin enerjine iyi gelecek. Ortaklı iş yapanlarda da ortak çatışması var. Aslında işler çok iyi gidiyor ama ortaklar birbirini kıskanıyor. Ya da hanımlar ya da yakın çevre birbirini kıskandığı için devamlı ortak değil de böyle herkes şey gibi, gün gibi gelip gidiyorlar. Ortak alanlarımızı biraz daha sakinleştirelim. Birbirimizi yanlış anlamaya doğru gidiyoruz. Yoksa krizlere ve güzel giden işlerimizi kapatmamıza ya da devretmemize sebep olabilir diyorum, dedim bile. Kariyer anlamında yüksek lisans eğitim ya da daha üstüne okumak isteyenler için bu tarz düşüncelerimiz var. Bu ara Çince, Rusça, Almanca eğitimi merak saran Oğlak burçları bu eğitimin şimdiden hayırlı olsun. Bir de mühendisseniz, Almanya'dan bir teklif bekliyorsanız ya da Amerika'dan bu yolculuğunuz var. Ya da Antalya olabilir, Ankara olabilir, bu yolculuğunuz var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum sevgili takipçilerim. Aşk konusunda ben geçmişte kaldım, ben asla kimseyi sevemem diyorsanız kalbinize sürpriz bir kelebek konacak ve bu kelebek sizin o kalbinizdeki acıyı iyileştirecek diyorum. Bu ara ilişkinizle ilgili evlilik konuşmaları, ilişkiyle ilgili güzel sohbetler, yani uzun soluklu ilişkilerde güzel konuşmalar, itiraflar, duygularımız daha netliğe kavuşacak. Ruh ikizinize, birbirinize çok sağlam şekilde sahip olacaksınız. Uzun süredir de adını koyamadığınız ilişkiniz varsa bu ilişkinizin size düşüncelerini öğrenmek isteyebilir. Biraz kırgınlık olabilir. Sonrasında tekrar bu ilişki kendi kendini tamir edecek ve birbirimize ait noktayı oluşturacağız. Platonik birini seviyorsanız ve aşıksanız onun sizinle hiçbir alakası yok. Artık yoluna bak diyorum. Kalbimdeki benim için ne düşünüyor diyorsa bir dakika bırak, sen ne düşünüyorsun ona bak. Yeni bir insana bak diyorum ben. Sen hala kalbimdeki benim için ne düşünüyor diye yazıyorsunuz sevgili oğlaklar. Bırakın bu şeyleri. Akış yenilemek lazım. Sevgili evli çiftlerimiz için bu dönem en önemli şey, eşinizin konumu değişecek. Sizin işle ilgili beklediğiniz yeni oluşumlar size mutluluk verecek. Eve para kazancınızın daha yükseleceği bir nokta söz konusu olacak. Ekonomisi düşük olan oğlak çiftlerimiz için şunu demek istiyorum. Biraz daha desteklenmeye, biraz daha yardıma ihtiyacınız var. Elinizdeki kazancı doğru yönelttiğiniz takdirde riskleriniz azalacak. Bu ara böyle alışveriş sevdanız var. Bir sürü borçlarınız var. Şu alışveriş sevdanızdan çıkın sevgili ev hanımları. Aman onu da alayım, kocam halledi. Aman bunu alayım diye dağ gibi borçlar yıkıldı. Taksitçilere koşmayı bırak, cebindeki parayla hareket etmeye bak. Her ay öderim ben size demeyi bırakın diyorum. Bu ara boşanmak konuşmaları ev içerisinde olacak bazı oğlak burçları için. Mutsuzum, huzursuzum, güvenmiyorum, inanmıyorum. Ten uyumsuzluğumuz var. Birbirimize ait değiliz. O kadar çocuğu niye doğurdunuz o zaman birbirinize ait değilseniz? Biraz daha birbirinize ait noktaları bulun ve ilişkiye daha sağlam şekilde yapışın. Yani siz bu kadar enerjiniz çok iyiyken hayalleriniz başka boyutlara kaçmaya ve gereksiz her şeyi takmaya başladınız. Siz birbirinize aitsiniz. Birbirinizle olan doğru dengeyi çözmeniz lazım. Dedim, çok sinirlendim bu hafta oğlaklara. Gözüm dönüyor yemin ediyorum. Eski bir dostunuzla hafta sonu geçireceğiniz sohbet geçmiş anılarınızı çok güzel gülümsetecek. Hatta ailece geçireceğimiz sohbet ailemizi de güldürecek diyorum sevgili takipçilerim. Ev taşınmak değil de hani ev alabilir miyiz, imkanları zorlayabilir miyiz konuşmaları söz konusu olacak ama Mart sonunda böyle bir sürpriz var diyorum. Sağlık olarak özellikle kemik ağrılarınız, sırt ağrılarınız ve nefes alamıyorum dediğimiz düşüncelerimiz var. Yatak odanızın yatağı, yastıkların değişme vakti diyorum. Sevgili gençler, eğitiminizde sizin üstünüze tanımıyorum. Sadece aşık olmayın yeter. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, yükseleni kova burcu olan değerli takipçilerim,
abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, takipte kalıyorsunuz, beni çok seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Çünkü tanımadan sevmek lazım. Hangimiz hangimizi tanıyoruz ki? Evet, iş yerinizde bazı insanlarla tartışmalara açık olmanız lazım. Bu ara tartışma enerjiniz çok ön planda. İnsanlara böyle gırt yaklayasınız var. Anlayışsızlıkları, anlamama kabiliyeti sizi çok fazla yoracak. Hani ekip çalışmanızdaki insanların böyle avalevalı tavırları, konuşurken hani ağzında sakız varmış gibi konuşmaları, göz kırpmaları falan sizi böyle kafanızı karıştırabilir. Lütfen bu konuları biraz daha disipline ihtiyaç var. Üst düzey kurumunuza ya da üst düzey konumunuzdaki insanlara bu durumu izah ederseniz sevinirim. Çünkü iş alanındaki enerji iş kaybetmenize sebep oluyor. Bazı projeler, bazı ihaleler var. Arkada yaparız ederiz deyip hiçbir şey yapmayan bir ekip var. Lütfen bunu üst düzey yöneticiniz, patronunuz, kimse bir an önce toplantı isteyin. Kurumsal bir alandan farklı bir alanda, kurumsal alandan farklı bir kurumsaldan haber bekliyorsanız çok olumlu bir görüşme sizin yeni kapınıza şimdiden hayırlı olsun. Çünkü Nisan ayı şu an görüşeceksiniz. Nisan'da yeni kapınız sizin için güzel ve mutluluk, hatta bir 15 gün dinlerim enerjimi toparlarım diyeceğiniz bir enerji haftanızda söz konusu. Eğer ki devlette çalışıyorsunuz, devletle ilgili yaşayacağınız bir sorun yok. Sizin sadece bir izin alayım, kafamı dinleyeyim. Yarım kalan bazı izinlerim var. En azından soğuklarda evde yatarım diye düşünceniz var. Bu sırada da kendinizi geliştirecek hobiler, biraz spora gitmeniz lazım. Biraz rahat tavırlar sergilemeniz lazım. Bu gerçekten tatil sizin enerjinize iyi gelecek. Evde çalışan ve evde evrak dosya, bankada mesela eve dönen, banka hizmeti veren değerli takipçilerim, büyük bir ihtimal tekrar bankanıza geri döneceksiniz ama evde çalışanların çoğu da tekrar iş yerine geri dönüş sağlayacak gözüküyor. İş probleminiz ve iş yerinizden çıkmak istiyorsanız, evet çıkmanız gerekiyor çünkü oranın kazancı, oranın enerjisi sizi mutlu etmiyor. Ve artık burayla ilgili bağda olmak istemiyorsunuz ve bencil insanların, açgözlü insanlar içerisinde olmak istemedim. Gideceğiniz yer de aynı olacak ama en azından maaşınız düzgün olacak. Daha keyifli gideceksiniz. Hadi cesaretini topla git. İşsizseniz, iş bekliyorsanız, bununla ilgili başvurularınız varsa olumlu konuşmalar, çağrılmalar, 2-3 kere çağırmalarınız olacak ve bu başvurunuz da kabul olmuş gözüküyor. Devlete girmek, araya birini sokarak taşeronsanız, devlete girmek istiyorsanız Mart ayı taşeron firmanız sizin devletle ilgili kapınızı açmış olacak ve şimdiden devlet daireniz hayırlı olsun diyorum. Bu da sizi mutlu edecek. Kendi işini yapanlar da biraz daha parasal anlamda güçlenmek, büyütmek isterken risk altında olabilirsiniz. Şu anki mevcut işimizi koruyalım. Gereksiz hayallere takılmayalım. Alan kendi içinde biraz daha büyüsün. Kenarda biraz paranız olsun. Kredi çekerek böyle bir niyetiniz var. Risk almanızı istemiyorum. Ortaklı işler içinde biraz daha büyümek için yeni planlarınız var. Evet, bunun içinde kenarda bir paramız var. Risk yapalım mı diyorsanız yapın. Ortaklı işleriniz büyüyecek. Daha büyük projeler yer alacak. İş yerinizi devretmek, mekanınızı devretmek istiyorsanız bu hafta birkaç insanla anlaşma söz konusu olacak. Biraz para sizi güldürecek diyorum ve bu da size iyi gelecek. İlişkinizle ilgili beddua mı ediyorsun? Allah'a mı sığınıyorsun bilmiyorum ama içinizdeki geçmiş travma, gözyaşı ağlamanıza sebep olabilir. Ben nerede hata yaptım, bende mi hata var diye kendinizi çok fazla sorgulayabilirsiniz. Ve bu acı sizi artık böyle zayıflatıyor, kemiriyor, enerjinizi daraltıyor. Ve size yapılan haksızlığı sanki bu hafta haklı olduğunuzu ve karşı taraftan bir özür alacaksınız ama yaşanan yıpratma sizi üzdüğü için o özürü affetmeyecek gözüküyorsunuz diyorum. Hiç ilişkiniz yoksa ve ilişki yaşamak istiyorsanız, bu ara havalı ruhunuz var. Doğum gününüzde şimdiden kutlu olsun. Güzel evreler sizin hayatınızda olsun. Güzellikler size getirsin. Ama balıklar doğuyor. Balıklar geliyor. Balıklara dönüş yapıyoruz. Yani sizin geçmiş doğum gününüz, balıkların doğum gününe geçiş yapıyoruz. O yüzden sizin yapmanız gereken tek şey sürpriz sürpriz güzel yenilikler, yeni arayışlar için biraz daha vaktiniz var. Evli çiftlerin aslında bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama çocuk düşürebilirsiniz, hamile kaldım deyip hani dış gebelik yaşayabilirsiniz, çocuklarınızla ilgili sağlık problemi endişesi yaşayabilirsiniz. Böyle gereksiz endişelere girip eşimizle aramızda bu endişelerden dolayı yatak hayatımızı soğutabiliriz. Sizden ricam, herhangi bir kriz yok, bir problem yok, eşinizle size aşık, sizi seviyor, gereksizce pürüzler yapıp soğukluk
koymanıza gerek yok diyorum. Bu ara eşiniz farklı bir şehirde, siz farklı bir şehirdeyseniz sürpriz şekilde eşinizin size ziyareti size iyi gelecek. Özellikle eşiniz yurt dışında çalışıyorsa sizi yurt dışına almak isteyebilir. Bununla ilgili planlar oturtmaya çalışıyor olabilir. Biraz sizin kıskançlıklarınız artmış olabilir. Evet, haklısınız, çok özlediniz. Ama o sizi alıyor, haberiniz olsun. Siz de Haziran'dan sonra falan eşinizin yanına doğru yol alacaksınız diyorum. Boşanma kararı içerisinde olan sevgili kovalar, evet galiba doğru karar verdiniz. Çok mutsuzsunuz ve içiniz acıyor. Çocuklar için çok mücadele ettiniz ama olmadı. Yol ayrımı ve yaşadığınız bazı kanıtlar size çok acıtıyor. Hoşça kal demek için doğru bir noktaya doğru ilerliyor olabilirsiniz. Tabii ki bir ilişki terapisti sizi daha doğru sonuçlara sağlayacağını düşünüyorum. Sevgili gençler, eğitiminiz çok güzel, başarı olacak. Bence siz bunu başaracaksınız ve başarınıza inanıyorum ama şöyle değişken ruhunuz, eğlenceli ruh, gereksiz para harcamalarınızı da bir düzelseniz aile ne kadar size para verecek? İlk önce çalış, git paranı öyle kazan. Yani vıt 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 para diyorsun. Yok kıyafet, yok ayakkabı. Bu ara bunlardan vazgeç. Ev hanımları, yapmanız gereken tek doğru şey kendinize uğraş bulmanız lazım. Yoksa evdeki çocuğa, çocuğa, kocaya, kocanın sülalesine, kendi sülaleni takıp takıp vıt 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 ben neredeyim diyorsun. Bunları düzelt. Sağlık olarak göz problemi, gözle alakalı görmek, göz karalığı, böyle bir sıkıntılarımız olabilir ve göz yaşarması ile ilgili sıkıntılarımız var. Son zamanlarda da sağ kulakta tıkanıklıklar var. İhmal etmeyin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili balıklar, doğdunuz. Haydi doğum gününüz kutlu olsun. Güzel bir dönem, güzel bir hafta, güzellikler getirsin sevgili balıklar. Benim oğlum da balık. Güzel bir doğum günü olsun onun için. Tüm balık burçları, yükseleni balık olan herkes güzel bir dönem, güzel bir ay yaşasın. Bolluk bereket olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Kutluyoruz. İş yerinizde değişim dönemi sizi mutlu edecek. Masanız, konumunuz, mertebeniz, maaşınızla ilgili ne istiyorsanız açık bir hafta sizi bekliyor. Çekler yazıldı, açık oynanacak. Ona göre doğru karar verin. İşiniz sizi kaybetmek istemiyor ama siz bu iş yerinde huzursuz ve mutsuzsunuz. Ama yer değişiminiz var, maaşınızda değişim var. Tekrar denemenizi, tekrar buraya ısınmanızı öneriyorum. Çünkü siz buraya ait olmadığınızı ve buranın sizinle artık artı bir evre hissetmiyorsunuz ama yönetim sizi kaybetmek istemiyor. Bunu bilerek düşünün diyorum. Kurumsal bir firmanın alanında yer almak istemeyip yurt dışı fikriniz varsa bu başvuruları bir an önce yapın. Bununla ilgili şans kapılarınız var ve çağrılma fırsatınız var. Çünkü burada sizi büyütecek ya da sizi daha büyük alanlara itecek imkan olmadığı için arayışlarınız doğrudur. Gidebilirsiniz, bu başvurularınızı yapın diyorum. Devlette çalışıyorsanız, farklı bir yere değişmek, değişim istiyorsanız bununla ilgili bazı fırsatlar var ama Mart 15, Mart 20 bunlar için doğru süreç. Şu anda araştırmasını yapın ki Mart'ta orada olmaya hazır olun diyorum. İşsiz olan, iş problemi yaşayan sevgili balıklar, bu hafta şans kapılarınız var. Bu şans kapılarınızı doğru değerlendirdiğinizde işsiz bitmiş olacak. İş iadenizle ilgili uzun süredir mücadeleniz varsa Mart'ın 10'u, 11, 12, 13 arasında da iş iadeniz size verilme evresi gözüküyor. Devlete girmek ya da devlette bir aracıyla taşeronda olsa bir firmaya girmek istiyorum derseniz bununla ilgili çok yakın bir dostunuzun dostundan kaynaklanacak yardım sizin bu firmaya girmenize yardımcı olacak diyorum. Kendi işini yapanlarda güzel değişimler, güzel kazançlar söz konusuyken siz bu ara abartabilir, her şeyi birbirine karıştırabilir, işe gitmek isteyemeyebilir, bıraktığınız insanlar hırsız olabilir. Mümkün olduğu kadar iş kadronuzu, işte çalışan insanları bir göz gezdirelim. Çok fazla güvendiniz ve devamlı bir parada azalma başladı. Siz bunun farkında değilsiniz. Bir iş düzenini kontrole alalım diyorum. Kendi işini yapanlar ve ya da kendi işinizle ilgili yeni projeler oluşturmak isteyen balık burçları için evet ya, çok güzel gelişimler var. Enerji o kadar güzel sizin akslarınızda hareket ediyor ki siz sadece hani bu ara
Hem mutlusunuz hem hüzünlüsünüz. Yani para kazancınıza para katmak istiyorsunuz ama mantığınız bazen yoruyor sizi. Bence ortaklı işlerde kazançlar var. Sadece buranın reklam eksikliği, proje eksikliği, yenilenmesi gereken ürünlere ihtiyacı var. Rafların değişmeye, raflara yenilik katmaya ihtiyacı var. Ne ürün satıyorsanız renklenmeye ihtiyacı var. Bunu bir an önce çözmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara kendiniz sosyal medyada, e-ticarette bir şeyler yapmak istiyorsanız, takı, dekorasyon, bu tarz merakınız varsa mutlaka yapın. İşinizde büyüme, kendinizi ispatlama, yönünüzü belirleme noktanız var. Ofis ya da kendinize farklı bir alanda küçük bir yer açmak istiyorsanız yapın. Bununla ilgili bir kriz görmüyorum. Yani sizin borçlarınız, geçmişe ait bazı pürüzleriniz var. Bunları bir taksitlendirme dönemi, bu tarz fırsatlarınız var. Mümkün olduğu kadar bunları taksitlendirelim ki ileride işimize ya da iş alanımıza herhangi bir risk evrak gelsin istemiyorum. Mahkemelik sorununuz var. Çözülmesi gereken bir konu uzadıkça uzadı. Anlaşmaya gitmeniz lazım. Yoksa burada para cezasına doğru ilerliyor. Mümkün olduğu kadar anlaşmanızı yapmanız gerekiyor. Sevgilinizle ilgili güzel sürprizler, hediyeler. Normal hediye haftanız tabii ki başladı. Hediyeler ve size güzel itiraflar, duygular daha derin konuşacağı, incitilmeyecek bir hafta, tadını çıkartın lütfen. Sen istediğin kadar laf sok ama karşı taraf seni hep alttan alacak. Bu hafta laf sokma haftana izin veriyorum. Geçmiş bir ilişkiniz sizin doğum gününüz ya da sizinle anılarınızı tazelemek isteyebilir. Hadi ona da bir şans verelim çünkü kırılan kalbin bununla birlikte şifa bulacak. Alternatif uzun süredir ilişkim yok, aşk var mı diyorsanız evet, renkli insan, renkte heyecan, hafta sonu geçireceğiniz flörtöz ruhunuz çok ön planda olacak ve yaratıcı enerjinizle birlikte doğru insan enerjisine doğru geçiş sağlayacaksınız. Sevgili evli çiftlerimiz, bu ara biraz tembellik ruhunuz olabilir. Evdeki eş ya da çalışan eşinizle ilgilenmek istemeyebilir. Konsolla elinizde oyun oynayabilir, televizyona kilitlenebilir, cep telefonuna kilitlenebilirsin. Ev halkının normal olduğunun farkına var. Şu elindekileri at, ev içerisindeki enerjiye hakim ol. Bu ara eşinizle ev tartışması yaşayabilirsiniz. O kiradan çıkmak istiyor, siz cesaret edemiyorsunuz. Hadi bu cesareti kır, karşı tarafın artık bu hayalini eriştir diyorum. Çünkü maşallah sen de memur... Evet, hani düzen ve memur mantığı var ya bazı balık burçlarında. Siz de evet, önümü görmeden, sistem görmeden bunu yapmak istemiyorum diyorsunuz. Hak veriyorum ama eşiniz artık kendi evinde tadını ve çocuklarını büyütmek istiyor. Hadi bir cesaret edin. Miras konularımız, arsa, toprakla alakalı satışlar gündeme gelebilir. Özellikle sizin kendi annenizin soyundan gelecek bazı mal konuları ile ilgili anlaşmalar sizin ev almanıza yardımcı olacak diyorum. Dedim bile, boşanmak... Hani bir ilişki güzel toparlanıyor, bir boşanmak kararı, bir toparlanıyor. Artık bu ilişkinin bir git gel olayından dolayı zıksak oldunuz. Bir ara verin, bir ilişki terapistiyle ayrı ayrı hanelerde devam edin. Yoksa birbirinize ileride daha kırıcı olaylar, haklarla ilgili tartışmalar çok ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Saygıyı ve sevgi arasında dengesizlikler oluştu. Bunları toparlamamız lazım diyorum. Bu ara evliliğinize fitnelik sokabilir, görümce arasında tartışmalara girebilir ve burada da böyle gereksiz laflardan dolayı eşinizle küslük yaşayabilirsiniz. Sevgili gençler, aşık olmak enerjisi size geliyor. Eğitime sakın aksatmayın. Sevgili ev hanımları, bu ara kendi eşiniz ve eşinizle ilgili güzel anılarla kahkaha atacaksınız. Kırılan kalbinize özür dilenecek. Su serpilsin diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken kaşıntılarımız, döküntülerimiz ve bu ara kıl dönmelerimiz sorun olabilir. Bir de batık tırnaklara dikkat edelim. Ayak ağrılarımız, taban ağrılarımız da sıkıntı olabilir. Mutlu kalın, hoşça kalın.